Efendim kartınız her şeyi gösterecektir. Şimdi bir şu CHP ya kartınızı. Çok çünkü güzel bir fotoğrafınız var orada. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi de değilsiniz demiyorum ama şu anda hakikaten bir rahatsız olduğunuzu. Tabii, ne bileyim yani. Böyle bir sıkıntılı olduğunuzu hissedebiliyorum. Yani sıkıntılıyım. Ekrandan beni görenler de biliyor. Ama bu yalan söylediğim anlamında huzursuzluk değil. Neden? Evet, çünkü ben yalnız başıma yaşadığım için bu bende var olan bir şey. Ben heyecana, strese gelemiyorum. Hatta onun için de yarın boy işte şeyler çıkmasın. Hani benimle ilgili laflar çıkmasın. Ben panik atağım. Evet, bunu kabul ediyorum. Korkularım var kendimce. Tabii böyle hepimiz de var. Böyle bir olay benim avukat beyin de var. Tabii korkuyor. Böyle bir olay beni rahatsız etti. Çünkü hayat benim bu, evet. Tansiyon rahatsızlığım da var. Şimdi hiç kimse istemez. Yani boy her gün gazetelerde çıkıyorsun. Günlük gazeteler arıyor. Konuşsan bir ayrı, konuşmasan bir ayrı. Yani bu benim hayatımı peki, böyle sarstı. Peki alkol alıyor musunuz? Hayır, hiç yok. Siz almıyorsunuz yani? Hayır, almıyorum. Evet. Yani bunun beni rahatsız ettiğini çevrem de biliyor. Zaten ekrandan beni görenler de biliyor. Ha şu var, dediğim gibi tekrar söylüyorum. Muharrem Bey canlı yayına da katılabilir. Kendini savunmak en doğal hakkıdır. Herkesin bu konuda. Ama benim rahatsızlığım şu anda şu burada bu heyecanım tamamen buranın yarattığı bir heyecan ve artı kendi rahatsızlığım. Ya ben istemiyorum. Ha, bundan sonrası ne olacak diye soruyorsanız onu yine şimdi, biz... Onu şimdi evet. Şöyle izah edeyim mi? Hı hı. Şu anda ben eminim. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde televizyonlar açık. Ben bundan evet. Adım gibi eminim. Ya muhakkak. İşte efendim ekran, işte kamera. Siz ya şöyle bir haykırırcasına. Ne demek isterdiniz? En azından Sayın Kılıçdaroğlu'na ulaşamadınız ya. Hayır, işte size Kemal imkan. Kemal Kılıçdaroğlu'na demek isterim. Karşısına çıksaydınız ne diyecektiniz buradan çok söyleyeyim. Çok kişi bu olayı biliyor. Milletvekillerine değil. Yani bana üvey evlat yapılmasının bir anlamı yok. Ben onların görüşünde, onların çizgisindeyim. Benim partiyi veya işte parti yönetimini zedelemek gibi hiçbir niyetim yok. Ben evet. Bu hakarete uğradım. Ha illa ki bunu nasıl göreceğiz diyorlarsa, nasıl ki ilk olay olduğunda kesinlikle ben bu bayanı tanımıyorum. Mesaj yazmadım dedi, mesajlar çıktı, bu fezleke yazıldı. Allah'ın izniyle, önce Allah'ın adaletiyle gün gelecek, belki 3 yıl, belki 5 yıl sonra yaşadığım sürece benim haklılığım her şekilde ispat edilecek. Hiçbir savcı, hiçbir hakim boş fezlekeyi tutup da bir milletvekilinin meclise yollamaz. Aydın insanlar. Yani aydınlıktan, sosyallıktan bahseden bir görüşün yolundayız. Bu doğru. Bunu herkes biliyor. Yani şimdi bir savcı bu fezleke boşsa, yok o gün çıkmış diyor ki benim telefonumdan, ya Muharrem Bey benim sana ne kastım var? Ne düşmanlığım var? Güzelce, kibarca adam gibi özrünü dileseydin, ne şimdi kendisi bu gündeme gelecekti bu şekilde, yani Türk toplumunda siyaset hayatında böyle bir yaşantısı olacaktı, evet. Rezillik olacaktı. Ne de ben elim ayağım titreyerek, ayıp günahtır ya, ben buralara çıkmayacaktım. Şu andaki çıkmamın sebebi de kendisi, bu zemini de kendi hazırlıyor. O bence şunu düşünüyor, reklamın iyisi kötüsü olmaz. Ama ben bu reklamlarda yokum. Bundan sonra da hakkımı hukukta, yargıda, adalette arayacağım. İki tane kendisi dava açtı bana. Anladığım kadarıyla siz baştan beri söylüyorsunuz. Yani evet şimdi... Herhangi bir televizyonda biz sizi bir daha göremeyeceğiz. Bunu kesinlikle anladım ben. Kesinlikle bakın, yarın çıkıp kendini savunmak en doğal hakkı. Avukatının, isim verdiğimiz kişilerin. Çünkü bu onların hakkı. Canlı yayına katılmak da sizin onların hakkı. Sizin nasıl hakkınız olduğu gibi. Ama ben bundan sonra ne yapacaksınız diye soruyorsanız, olup bitenleri yargı yolunda takip edeceğim. Ha avukatıyla ilgili, Haluk Pekşan'la ilgili o şebeke... Çetedir laf içinde, hukuki işlemi sanırım Mehmet Bey ya başlattı ya başlatılacak. Ben nereye şebekelik yapmışım? Ben neymişim de ben kendimi bilmiyorum ya. Ben anlayamadım. Ben neymişim? Şebekelik suçlandı, rüşvette suçlandı. Ya arkadaş şöyle bir şey var. Eğer ben bunu para için, gündem yaratmak için olsa 12.500 lira gibi bir para için alır mıyım? Yapar mıyım? Peki. Yani buna inanıyor musunuz siz bir spiker olarak, halktan bir insan olarak? Yani 12.500 lira kimine göre büyük bir paradır, kimine göre küçük bana bir paradır. Bana göre büyük para değil yani. Ama... benim için o para çok büyük para değil. Ben onu zaten kanıtlamak için yaptığımı gitmişim, bu kararı veren savcıya, hakime anlatmışım.
ben tamamen sizin burada olmanızı, sizin kendi durumunuzu izah edebilmeniz açısından önemli olduğunu düşündüm. Kesinlikle yani. Dünyanın neresine bana, giderseniz gidin. Benim hoşuma gitmiyor bu yani. Haberdir. Bize de yarın bir gün sorarlar çünkü. Patlanın. Bize yarın bir gün sorarlar. Evet. Ben size bizim de durumumuzu anlatayım. Bize yarın bir gün sorarlar niye çıkarttınız Fatma Hanım'ı diye. Evet. Biz de bunun cevabını veriyoruz işte. Ya tabii ben bu, sonuçta... Bu durum bir haberdir. Yani bir milletvekili olarak şunu düşünmeliydi. Evet. Hani ben bir milletvekiliyim. Evet. Yani şu anda bulunduğum partinin gözde isimlerindenim. Bu doğru. İyi bir siyasetçiyim, sevenlerim var. Benim böyle bir olayım olursa, fezlekem yazılırsa bu meclise düşecek. Çünkü mecliste de çok konuşan bir milletvekili. Bu evet. da bir de o yönü var. Öyle. Bir gün bu benim önüme gelecek diye düşünüp ona göre hareket etmeliydi. 550 tane de bir. 550 tane de değil. Yani sanırım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk böyle bir şey var. Yapmasaydı. Kendine bunu layık görmeseydi, insan kendine neyi layık görürse o şekilde yaşar. O zaman yaşantısına, özel yaşantısına, hayatına daha dikkatli yaşasaydı. Çünkü sonuçta halkın gözünün önünde olan bir milletvekili tutup da beni ne bir partili ne de kendisi çıkıp da bununla ilgili eleştiremez. Ben 3 yıl boyunca hukuk mücadelemi çıkıp bir televizyon kanalı diyebilir mi? Bu kadın geldi televizyonlara çıktı, basına çıktı diyebilir mi? Bunu partililerim mi? Ne yaptım? Normal sıradan Ahmet'in Mehmet'in meselesi gibi de hakkımı aradım. Peki. Özellikle CHP'li olduğunu belirterek mesaj atanlar var. O mesajlardaki soru da şu. Merak etmişler. Evet. Siz tanıyorsanız lütfen söyleyin. Ben tanımıyorum çünkü. Evet. Sayın Muharrem İnce'nin sekreteriyle ilgili bir iddianız oldu ya evet. az önce. Sanırım o sekreteriyle de aşk değişti. Hayır o sekreteri abi. Değişmiş. Öyle daha mi? Önce grup başkanı bir önceki vekili. Evet. Onu ben parti içinden duydum. Yani şimdi parti deyip de... Parti içi dedikodu diyorsunuz. Yani ben nasıl ki çocuğunun okul için gitmiş kelimesinden hoşlanmıyorsam inanıyorum ki gerçek Cumhuriyet Halk Partililer de bu partinin isminin kullanılması hoşuna gitmiyor. Ben burada mağdur olaraktan benim de hoşuma gitmiyor Cumhuriyet Halk Partisi demek. Çünkü neden derseniz... Ne hayır şöyle bir şey yap. Bir Arap içinde bir Arabistan yanmaz ki. Ya ben öyle bakıyorum açıkçası. Anladım ben sizin ne demek istediğinizi. Yani benim görüşümü bilirler bilmezler, bana inanırlar inanmazlar çok önemli değil. Benim çizgim belli. Benim bunda hani yüreğimde, vicdanımda her şekilde rahat. Yani benim sadece şunun için üzüldüm. Yani içlerinden de olsun yani bir tutup da bir Allah'ın kulu ki çok insan bunu bildi, biliyor da. Yani bana tutuyorlar diyorlar ki referandumda evet oyu kullandı. Ya şimdi ceket ilikleyerek Muharrem Bey'in çevresinde dolaşıyorsunuz. Sizler de evet oyu kullandınız. Neden beni sandık başı görevlisi diye iftira atıyorsunuz, AK Parti yandaşı yapıyorsunuz? Ama şimdi insanlar soracaklar, diyecekler ki neden bana iftira atıyorsunuz diye soruyor. Evet. Kendisi gidiyor Muharrem İnce'ye işte eski sekreteriyle aşk yaşıyor diye iftira atıyorsun. Hayır diyecek. Bunu herkes biliyor. Mesela partinin kim biliyor? İşte bunu ya. Kimden duyduğunuzu söylemeniz lazım. Ya şimdi ben yani tutup da bu olaya vakıf insanlar benim mesajlarımı görenler bile çıkıp da yeri geldiğinde inkar ediyorsa yani. İnkar ederler. İnkar evet. ediyorlar. Ama bunu kimin tabii. söylediğini söylemeniz gerekiyor ki. Ben bunu çok merak ediyorsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkilileri beni ararsa ben onlara isimlerini söylerim. Onlar bana ne kadar itimat eder, ne kadar etmez. Etmezler bilmiyorum. O kendi evet. bilecekleri şeydir. Bu kadar net söylüyorum. Yani evet. ama tutup da şimdi Ahmet söyledi, Mehmet söyledi dediğimde böyle bir olay için şahsıma söylüyorum. Evet. Ben böyle bir olaya girmem. İnsan kişi kendinden bilirmiş derler ya. Bir başkalarının da ismini söyleyip canlı yayında kendimi yalancı durumuna düşüremem. Ama bunu merak eden Cumhuriyet Halk Parti'nin üst düzeylerinde insanlar varsa ben onların ismini yüzlerine bakarak, gözlerine bakarak söyleyebilirim. Peki. Meclis kürsüsünde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la Muharrem İnce arasındaki cinsel taciz tartışması yeni bir boyut kazandı. Zaman Gazetesi'nin haberine göre Muharrem İnce ile taciz ettiği öne sürülen kadın arasında bir taahhütname imzalanmıştı. İşte Muharrem İnce'yi zora sokacak belge. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce hakkında cinsel taciz suçlamasıyla fezleke hazırlandığını söylemişti. Ahlaktan, adaletten, namustan bahsedilecek olsa sizin en son konuşmanız lazım. Çünkü 549 milletvekilinin
500 tane dokunulmazlık dosyası var. Ama bu milletvekillerinin içerisinde bir tek dosya cinsel tacizden, o da size ait. İnce bu sözlere karşılık vermişti. Sayın Arınç, dokunulmazlığımı kaldırmazsanız şerefsizsiniz. Şerefsizsiniz, namussuzsunuz, ahlaksızsınız. Arınç ise tekrar kürsüye gelerek CHP'li İnce'ye sert sözlerle yüklenmişti. Boşuna bağırma, bağırmakla bu iş olmaz. Suçluların telaşı içindesin. O iddianamenin içerisindeki mesajları okuyunca şu koltuklar kadar insanın yüzü kızarıyor ama senin yüzün kızarmıyor. Sen Allah'tan kork. Bırak yargılanmayı. Bırak. Sen önce istifa et. Yanında bir bayan milletvekili var. Ondan utan. Zaman gazetesinin haberi işte bu tartışmaya yeni bir boyut getirecek cinsten. Habere göre Muharrem İnce ile taciz ettiği iddia edilen Fatma Bey arasında bir anlaşma imzalandı. İnce, Fatma Bey'e şikayetini geri alması için avukatlık masraflarını karşılama taahhüdünde bulundu. Şikayetçi bunu kabul etti. 8500 liralık taahhütname imzalandı. Belge 16 Nisan 2012 tarihinde imzalandı. Taahhütnamenin altında Muharrem İnce'nin vekili sıfatıyla avukatı Haluk Pekşen'in imzası bulunuyor. Taahhütnamede şu ifadeler yer alıyor. Fatma Bey ile Muharrem İnce arasında akt olunan 16.04.2012 günü sulh ve ibra sözleşmesi gereğince sözleşmenin taraflarından Fatma Bey'in bugüne kadar katlanmak durumunda kaldığı tüm yargılama giderleri ve avukatlık vekalet ücreti olarak toplam 8500 lirayı 23.04.2012 günü Fatma Bey'e ödemeyi kabul ve taahhüt ederim. Ancak Fatma Bey için bankaya 4000 lira yatırıldı ve geri kalan miktar ödenmedi. Bu yüzden de Fatma Bey şikayetini geri çekmedi. Fatma Bey de meclisteki tartışmaların ardından madem ben yalancıymışım ve bana mesaj çekmemiş, neden taahhütname imzalıyor diye sordu.